Merhaba Tempo TV izleyicileri, referans programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün de programımızda elimizden geldiğince dertlerinize derman şifalı bitkilere referans olmaya çalışacağız. Ve stüdyo konuğumuz şifalı bitki uzmanı herbalist İbrahim Gökçek. İbrahim Bey, tekrar hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Hamdolsun, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz, çok sağ olun. Yine tam teçhizatlı geldiniz, tüm hazırlıklarınızla geldiniz. Bugün hangi konuları işleyeceğiz İbrahim Bey? Evet, kronik böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliğini tetikleyen sebepler nedir? Bitkilerle tedavisi mümkün müdür? Sistit, yani mesane iltihaplanması. Hı hı. Artı sistitten çok ağır bir formu olan intersistiyal sistit. Evet. Sonra da ikinci bölümde romatizma ve romatizma türleri. Hemen hemen birçok kişinin şikayet ettiği, evet, rahatsızlıklar bunlar. Peki kronik böbrek yetmezliği ile başlarsak nedir böbrek yetmezliği? Böbrek yetmezliği nedir? Bize kronik böbrek yetmezliğinden dolayı gelen hastaların, bakıyorum, araştırıyoruz yıllardır. Hı hı. Bunların hemen hemen %70'i tansiyon hapı kullanıyor. Tansiyon hapı kullananlar sonunda kronik böbrek yetmezliğine yakalanıyor. Bütün tansiyon hapı kullananlar mı? Yüksek tansiyon hapı kullananların genellikle yüksek tansiyon çoğunluğu hapı kullanılır. %95. Hı hı. Çok nadir düşük tansiyona karşı haplar kullanır. Tansiyon hapı kullananlar diyor ki vatandaş, ya bir tane hap alsam ne olur ki? Fakat bu hapı bir gün almıyorsunuz ki. Her gün alıyorsunuz. 10 yıl, 15 yıl. Peki nasıl vücuttan atılıyor? Böbrekler süzüyor. Her böbrekte birer milyondan 2 milyon süzgeç hücre, nefron var. Nefronlar bu toksik maddeyi süzerken yıpranıyor. Tahriş oluyor, tahrip oluyor, fonksiyonu bozuluyor, şekli bozuluyor, deforme oluyor. Böbrek yetmezliğine mi yol açıyor? Zamanla süzemez hale geliyor. Böbrekler kanı günde 180 litre. Sürekli dönüyor kan. Sürekli temizleniyor, arınıyor. Böbrekler kanı süzemezse ne olur? Yavaş yavaş deforme olursa kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Evet. %70 tansiyon, %30 şeker hastalarının kullanmış olduğu diyabet hapları ve kolesterol hapları. Bunlar kronik böbrek yetmezliği. %99. Çok nadir kronik böbrek yetmezliğini tetikleyen sebepleri içerisinde bakteri, virüs, mantar, kist, taş, kum vesaire gelir. Yani hemen hemen tansiyon hapları, yüksek tansiyon genellikle, şeker hastalığının, diyabet hastalığının kullanmış olduğu haplar ve kolesterol hapları kronik böbrek yetmezliğini tetikliyor. Ve bu ilaçları da hemen hemen 40-45 yaş üstü birçok kişi kullanmakta. Günümüzde yani 30 yaş bile kullananlar, hatta daha mesela burada bir genç Almanya'da. Evet. 16 yaşında. Üresi, idrarda olması gereken protein çok çok yükselmiş. İdrarında olması gerekenin 3-4 katı, 521'lere fırlamış. Tansiyonu yükselmiş. Annesi beni aradı, dedi ki İbrahim Bey, doktorlar Almanya'da, yani buna bir çare yok. Zamanla yavaş yavaş işte böbrek nakline kadar gidecek. Çok yapacak bir şey yok bir demişler. Bizim ürünleri kullandıktan sonra idrarındaki üre oranı normalin düşmüştür. Gözledim Almanya'da. Mi? Evet, evet. Almanya. 16 yaşında. Burada. 16 yaşında hem tansiyonu var, hem kronik böbrek yetmezliği başlangıcı var. Artı böbrekleri artık protein atar hale gelmiş. Yani proteini temizleyemez, aratamaz hale gelmiş. 6 hafta kullandıktan sonra buraya bize yazı yazmış ki Allah sizden razı olsun, 16 yaşındaki. Bunu da gösterelim. Evet. Bu bir teşekkür yazısı. Evet, evet. Bize teşekkür ederim. Hastanızın babası, evet, mı? Annesi. Annesi göndermiş. Bir artık teşekkür hiçbir yazısı. İlaç kullanmamıza gerek. 6 hafta. 6 haftalık kısa bir sürede. 6 hafta gibi bir süre içerisinde böbrekleri artık protein. Kaç yaşındaydı bu kişi? 16 yani yaşında. 16 daha yaşında. Çok küçük yaşta bir hasta. Tansiyonu var. Kronik böbrek yetmezliği başlangıcı. İdrarında üres aşırı çok yoğun oranda protein var. Yani yavaş yavaş böbrekler gidiyordu, hamdolsun. Peki siz sizi bulmasaydılar ne olacaktı? Önce zamanla yani haplar kullanacak vesaire vesaire. Sonra diyalize girecek. Sonra böbrek nakline kadar gidecek. Çok ağır bir vaka. Maalesef. Yani burada bu
Buna karşı çok hafif kalır. Çok ağır bir vaka var. Hı hı. Beyefendi bize televizyonda anlatabilirsiniz. Problem değil dedi. Tedavi ettiğimiz çok insan var da müsaade alıp televizyonlarda söylemek. Bu da tabii ayrı bu bir... Bu önemli. Yani, evet. Herkes izin ismini, vermeyebiliyor. Üresi diyalize giriyordu. 4 aydır. Hı hı. Kanındaki kreatin 6.5. Evet. Şekeri aynı zamanda glikozu 160. Trigliserit, kolesterol yüksek. Bizim ürünleri kullandıktan tam 4 ay sonra diyalize girmesine gerek kalmadı. Diyalize girdiği süre içerisinde halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik tabii ki vücudu doğal böbrekleri olarak süzemediği için. Evet. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik var. İş yerini satmak zorunda kalmıştı. Bütün hayatını sosyal olumsuz yönde hayatı, etkiliyor sonuçta. Tabii diyalize gidiyor haftada 3 gün. Hı hı. Bütün değerleri normale döndü. Şimdi diyalize girmiyor. Hayır, çok şükür. Tekrar iş hayatına döndü. İş hayatına döndü. Normal hayatına tekrar başladı. Döndü. Çok güzel. Peki evet. Hangi ürünlerle başardınız bunu? Evet, bu bağırsaklardaki mantara, midedeki bakteriye karşı lahana suyu. Karışımlı özel bir karışım. Hı hı. Beyaz lahana, kırmızı lahana, at kuyruğu, ısırgan, zencefil, zerdeçal. Ki geçen hafta 19 çeşit bakmıştık. Midedeki bakteriye karşı. Güzel. Evet. Şalgam suyu gibi içimi güzel. Günde 3-4 defa bir su bardağı. Midedeki bakteriye karşı Helicobacter pylori, gastrit veya ülsere sebep olur. Hı hı. 12 parmak bağırsağında ve ince bağırsakta da iltihaplara sebep olabilir. Sadece midede değil. Evet. Dünyada bu midedeki Helicobacter pylori'yi en doğal, en kısa yoldan yok edebilen tek üründür. Lahana. Bildiğimiz lahana. Bildiğimiz lahana. Evet. Lahana. Geçen fakat hafta getirmiştik hatta buraya. Şimdi getir. Lahananın yalnız birleşiminde 1000'den fazla etken madde var da. Hı hı. Vitaminler, mineraller, amino asitler vesaire. Bizi ilgilendiren iki şey önemlidir. Bir, faydalı bakteri. Evet. Biz bunu özel bir fermentasyondan geçiriyoruz. Fermentasyon sırasında faydalı bakteri oluşur. Bir, iki, metilmetilyonun sulfonyum bromit denen çok hassas bir amino asit var. Bu amino asit Helicobacter pylori isimli bakteriyi yok eden en etkel, en doğal tek üründür. Ya bazıları diyor ki lahanayı kaynatın. Kaynattığınız zaman metilmetyon sulfonyum bromet yani amino asit yok olur, bozulur, çözülür. Söylemiştiniz bozulur. Evet, kaynatınca faydalı bozulur. Olanlar gidiyor. Kaynatılmaz, haşlanmaz. Hatta şimdi bazıları bizim ürünü taklit etmeye başladılar. Bunlardan biri de ismini vermeyeyim, önemli değil. Televizyonda da reklama çıkmaya başladı. Hatta biz bulduk, iki doktor şunu yaptık. Yalan söyle, iki şarlatan. Bizim ürünün taklidini yapıyorlar. Şöyle komik birkaç kişi patenti var. Patenti sizde değil mi? Bizde var, tabii tabii. Mahkemeliyiz, mahkeme verdik. Böyle birkaç kişi var bizim ürünü üretenler. Hı hı. Onlarla problem yaşıyoruz. Yani aynısını üretmeleri mümkün değil. Çünkü bunun birleşiminde sadece lahana suyu değil. Mide için çok çok, gastrite karşı çok önemli bir bitki var. Laden gülü. Laden özel gülü, sırrınız var mı? Tabii elbette ki. Ya söylenmez ki, her şey söylenir. Laden gülünün birçok alt türü var. Mor laden gülü veya Kanada laden gülü zehirlenerek ölümlere sebep olabilir. Pembe ve beyaz çiçekli laden gülü var. Kullanmasını ve içeriğini bilmek gerekiyor galiba, tabii, tabii. Değil mi? Rastgele evet. Ürün üretemezsiniz ki. Ki siz bununla ilgili Almanya ve Avusturya'da çalışmalar yaptınız, ciddi çalışmalar yaptınız bitkilerle ilgili. 29 yıl Almanya'da kaldım ve 27 yıl bu kitabı yazmak için 27 yıl zamanımı aldı. Yani Türk tarihinde yazmış olduğum bu kitap, Türk tarihinde. Üç ciltlik kitap. Bu kitabın bugüne kadar yazılan kitaplardan farkı şu. 27 yılda neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü 7 defa yeniden yazdım, beğenmedim. Şurasında bu eksik, burasında bu eksik. Klinik sil araştırmalar. Baştan yaptınız 7 defa yani. Evet, 7000 bitki fotoğrafı çektim, kendim çektim. 7000 fotoğraf çektim, kendim. Doğaltedavi.org isimli siteyi hazırladım, özel bir site. Hı hı. Bu sitede doğaltedavi.net'te de var. 4400 bitki fotoğrafı var. Hepsini siz kendiniz çektiniz. Kendim çektim. 4400 bitki fotoğrafı. Dünyanın her yerinden değil mi bu bitkiler? Genellikle Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesi var. Hı hı. 5000 çeşit bitki yetiştirirler. Genellikle bu botanik bahçenin müdürüyle konuştum. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Özel bir kimlik verdiler. Yani normal vatandaşın giremeyeceği yerlere bile ben girip çıkıyordum.
istediğim zaman, her zaman. Ve binlerce fotoğraf çektim. Öyle ki mesela Haziran'ın 15'inde bir yılan kaktüsü çiçek açar. Akşam saat 8'de orada olursanız fotoğraf çekebilirsiniz. Harici görüntüleyemiyorsun, yani göremiyorsunuz. Yok, bitki hemen soluyor, bitiyor. Hemen yani. Soluyor. Yani büyük senede bir açar. Açıyor. Senede bir defa açar. Bir akşam. Sadece bir akşam. 3-4 saat. 3-4 saat. Açar. Ondan sonra solar, biter. O gün o saat orada olursanız fotoğraf çekebilirsiniz. Yani onun fotoğrafı da var. Yüzlerce size. İnsan orada beklerler fotoğraf çekebilmek için. Vay, çok güzel. Mesela zehirli çiğdem sonbaharda çiçek açar. Yani her bitkinin özel durumu vardır. Takip edeceksiniz. Şimdi vatandaş, şifalı bitkilerle hiç bilgisi olmayan insanlar Türkiye'de maalesef çeşit çeşit haplar, damlalar, drajeler üretiyorlar. Dün, evvelki gün hastanede bir çok muhterem bir zat-ı muhteremi ziyaret ettim. Bununla ilgili yarın konuşacağım. Çünkü ayrı bir konu. Tamam. Tiroid bezesinde 10 santim kist oluşmuş. Biz yedim tedavi zaten. Ederiz demişler. Mesela reçin mantarı Amerika'da yasak. İç kanamalardan ölümlere sebep olduğu için. Nedir? Ne mantarı? Reçin mantarı. Amerika'da ölümlere sebep oluyor. Türkiye'de birkaç firma, bir firma değil birkaç firma, hı hı, bunun hapını, damlasını, drajesini yapıp satıyorlar. Ya bu Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor İsmail Çelik'in de bu yönde raporu var. Asla kanser hastaları reçin mantarı ürünlerini kullanmasınlar diye. Çünkü fare zehirine yakın vaferin denen toksik madde çıkıyor. Neyse. Nasıl anlayacağız olduğunu? Yazıyor mudur üstünde? Tabii tabii. Hapları var, damlaları var, drajeleri var, satıyorlar. Şuna şuna iyi gelir, buna buna iyi gelir. Amerika'da yasaklandı. 2002 yılından beri yasak bu ürünün satılması. Türkiye'de iş, ya belki Türkiye'de yasaklanır. O ayrı bir konu. Şimdi bu Levent Bey kronik böbrek yetmezliğinden dolayı diyalize giriyordu. 4 aydır diyalizden kurtuldu. Artı Samatya'da sokak çocukları ve şizofren hastaları derneği var. Bu derneğin vakfın başkanı Sema Hanım. Annesi küçük bir ameliyat geçirdikten sonra safra kesici ameliyatı aniden kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Kanda dolaşan pıhtı böbrekteki süzgeç hücreler nefronları tıkamış. Aniden şak ameliyattan sonra pıhtı gözenekleri tıkamış. Damla dahi idrarı gelmiyor. Çok doktoru diyalize girecek demiş. İşte aile diyalize girerse böbrekler yavaş yavaş iflas eder. Daha kötü olur. Evet. Böbrekler ne kadar gidebilir? Tartışırlar tartışırlar. Bu arada beni bulmuşlar. Dediler ki mümkün mü? Ya dedim ben tamam yeni başlamışsa tedavi edebiliriz. Hamdolsun tedavi ettiğimiz elimizde raporlar, belgeler var ama hiç idrarı çıkmayan bir bayana yani böyle bir durumla karşılaşmadım. Nasıl peki gideriyor? Nasıl yani diyalize mi bağlanıyor sürekli bu kişi? İdrar diyalize sokmadılar, kişi. Tartışıyorlar yani onlar girsin girmesin. 68 kilo gelen bayan 130 kiloya çıkmış. Ödem, bütün vücudu şişmiş. Karından sürekli sıvı alıyorlar. Dedim ki kullanın iksir, aloe vera, iksir, tonik ve çay. Hı hı. Özel bir çay karışımımız var böbrek emesan için, bağırsaktaki mantar için. Bizim burunları kullanmaya başladıktan 3-4 gün sonra idrar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Doktor da tamam böyle devam ederse ve idrar çıkışı artarsa diyalize gerek yok dediler. 3 hafta sonra normal idrar çıkmaya başladı. 3 yani, ay sonra 130 kiloya çıkan bayan tekrar 68 kiloya indi. Eski kilosuna evet, geri döndü, yani eski sağlığına kavuştu. Evet, evet. Çok güzel. Peki bugün yine bir sürprizimiz var izleyicilerimize. Sizin özel sürpriziniz. Geçen hafta da yaptık bunu. Güzel talep aldı. Sipariş veren ilk 50 izleyicimize istediği herhangi bir ürün hediye. Ne olacak bunlar peki hocam? Evet ne olabilir? Aloe vera jel olabilir. Bağırsaktaki mantarlara karşı. Evet. Midedeki gastrit ülser veya 12 parmak bağırsağındaki ülsere veya ince bağırsaktaki iltihaba karşı. Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Kalp damar rahatsızlarına karşı iksir. İksir, miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. İsterse kalp damarları %95 dahi tıkanmış bunları olsa... Bunları günde ne kadar kullanacaklar hocam? Onu da kısaca geçersek. Kullanımı çok basit. Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı yavaş yavaş artırabilir. Yani bazıları 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı bununla uğraşmak istemiyorsa yarım fincan...
Siz arayıp sipariş edenlere de bu konuyla, kullanımıyla da ilgili yardımcı oluyorsunuz. Tabii tabii, broşür var. Kullanma ile talim üzerinde de yazıyor. Hı hı. Bu tentür aşırı zayıf olan, özellikle manken, ses sanatçısı, müzisyen, bayanlar zayıflamak istiyorlar. Böyle sıfır beden. Zamanla ne oluyor? Yemese, içmese sindirim salgıları azalır, azalır. Artık yeterince sindirim salgısı salgılanmazsa otomatik zayıflıyor. Yiyemiyor, içemiyor. Evet, anoroksiya. Günde bir anoroksiya, nevroza dediğim hastalık ortaya çıkıyor. Bir zeytin, iki zeytin yiyen insanlar var. Evet. Ne oluyor? Bunalıma giriyor ve Allah korusun bunların büyük bir kısmı da intihara teşebbüs ediyor. Ölümle sonuçlanabiliyor. Bu tür rahatsızlığı olanlar için tentür. Ve hiçbir böyle küçük genç çocuklar da yemek yemeyen, iştahsız, halsiz, dermansız çocuklar için de çok ideal. Fark etmez, her yaş kullanabilir. Yani ek gıdaya geçen 6 aylıktan sonra bir bebek de kullanabilir. Tabii, onun da tabii miktarı var. Onu da siz yardımcı oluyorsunuz tabii danışma hattında. Diyet, kilolu bayanlar veya erkekler zayıflamak için. Isteyenler zayıflamak için isteyenler için maydanozlu 19 çeşit bitki içerir, zayıflatır. Vücuttaki ödem atar, temizler, arıtır. Fakat bağırsaklarında kişinin mantar varsa hiçbir şey zayıflatamaz. Aloe vera jel kullanması şart. Aloe vera kullanmadan, yani bağırsaktaki mantarları yok etmeden kişinin zayıflaması mümkün değil. Önce mantarı yok etmek garanti gerekir. Garanti değil mi hocam bunlar? Kullansın gül 6 hafta. 6 hafta. Eğer ki bağırsaklarında mantar varsa kişinin, mantardan kurtulmadıkça asla zayıflayamaz. Neden? Çünkü mantarlar kişinin yemiş olduğu besinlerdeki karbonhidratlı besinler mesela glikoza dönüşen her şeyi etametan, butan gibi gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkollere dönüştürür. Bu nedenle sürekli kişide açlık duygusu uyanır. Evet. Mantardan kurtulmayan kişi asla zayıflayamaz. Önce mantarı yok edeceksiniz. Önce sonra diyet. Yok olacak, veya birlikte sonra de diyet. Kullanılabilir. Beraber birlikte. Kullanılabiliyor. Evet. Aynı anda ikisini kullanıp daha kısa sürede hem mantardan kurtulup hem de zayıflayabiliriz. Evet. Cinsel sorun olanlar için de bu epimediumlu macun. Çin'de yetişen bir bitki. Azgın teki otu denir bizde Türkçe. Her türlü kimyasal ilaçtan daha etkili ve yan tesiri yok. Tamamen doğal. Onu ne kadar kullanılır ihtiyaç hocam? İhtiyaç halinde bir tatlı kaşığı. Tamam. İhtiyaç. Şimdi sistiye geçelim hocam. Sistit, evet. Sistit nasıl bir rahatsızlıktır? Sistit mesane iltihaplanması. Bayanlarda %95 genellikle bayanlarda çok sık gözükür. Neden? Çünkü bayanlarda makatla, anüsle yani idrar yolları birbirine çok yakın olduğu için bağırsaktaki mikrop, mantar, bakteri, virüs idrar yollarını hemen geçer ve bayanlar çok sık sistite yakalanır. Tedavi edilmezse ne olur? Bağırsaktaki mantarlar mesane mukozasına yerleşirse, idrar torbasının mukozasına yerleşirse üretmiş olduğu toksik madde mesane mukozasını yakar. Yanan mesane mukozası hassaslaşır. Sinir uçları böyle açıkta kalır. Açıkta kalırsa ne olur? Böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman mesane doluymuş gibi beyne sinyal gider. Ve sürekli kişi lavaboya gitmek zorunda kalır. Bir uyuyamaz sabaha kadar. Lavaboya gitmek bir damla ihtiyacı. İdrar gelse dahi böbrekten sanki mesane doluymuş gibi sinyal gidiyor beyne. Bir gecede 30 defa lavaboya giden bayanlar var. İşkence bu, eziyet yani bildiğiniz. Ya sokağa çıkamıyor zaten. Evet. Altına kaçırma veya yapma gibi. Veya aniden lavabo, tuvalet bulamazsa herhangi ne yapacak? 6-7 sene önce ben Almanya'dayken bir beyefendi beni aradı. Dedi ki ya bende sistit, intel sistit, ya sistit. Dedim ki bu intel sistit bayanlarda olan bir hastalık. Sizde nasıl oluyor dedim. Ya dedi hiç sormayın %99 bayanlarda olurmuş ama %1 erkeklerde o da beni bulmuş dedi. Çok güzel. Ne olacak dedim. 9 uroloji doktoru, profesör doktor. Teşhis dahi koyamamıştı. 10. uzman teşhis koymuş. O kadar kritik bir durum. Almanya'dan bir hap geliyor. Baskı altına alıyoruz ama tedavi etmiyor. Çok pahalı. Maddi durum bunu karşılamaya müsait değil. Sen bana öyle bir şey ver ki hem ucuz olsun hem tedavi etsin. Deneyelim dedim. Bilmiyorum yani. Ben de ilk defa karşılaştım. İntel sistiyal sistit. Böyle bir hasta ilk defa hem de erkekte. Hem de erkek. Tamam deneyelim dedim. İksir, tonik, böbrek ve mesane çay. Şimdi çok önemli bir bitki var. İdrar yolları enfeksiyonunda
altın başak otu. Gösterelim mi hocam? Türkiye'de altın başak otunu sadece bir kişi yetiştiriyor, o da bizim için yetiştiriyor. Altın başak otunu maalesef bilen yok. Altın başak otu dendiğinde kişi, bazıları altın otu veriyorlar vatandaşa. Evet. Hatta birkaç ay önce doçent doktor X televizyona çıktı, dedi ki eline altın otunu almış, sarı bir ot, altın otu sapsarı. Hı hı. Alakası altın sarısı. Yok, normalde böyle olur değil mi? Altın sarısı, altın başak, evet, bu, otu. Altın başak otu. Gösterdiğimizde iyi oldu halde. Televizyona çıkmış, diyor ki bu altın başak otu diyor. Yani bitkiyi tanımıyor. Sağdan soldan duyduğu bilgilerle vatandaşı bir aydınlatmaya çalışıyor. Yani kendisi bilmiyor, insanlara aydınlatmaya çalışıyor. Doçent olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz, saygımız var ama bitki ayrı bir konu. Çok yani bu, farklı bir alan. Bu başka bir alan. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da veya Asya'da doktora eğitimi görenler artı fitoterapi dersi, kursu görüyor. Sertifikasını alıyor. Sertifikan varsa tamam, konuş o zaman. Bir şey demiyoruz. Ama hiçbir bilgisi olmayan insanlar Türkiye'de bitkisel ürün üretiyorlar. Doktor olduğu için. Yani çok çok tehlikeli, Allah korusun. Sizin sertifikalarınız, her şeyiniz var. Var. Yani ölümden dönen insanlar var. Evet. Bu nedenle ya, dikkat etmek gerekir. Altın başak otu yalnız tek başına kullanılmaz. Neden? Çünkü çok yoğun iltihap çözücü. Hı hı. Çok yoğun iltihap çözücü olduğu için kaşıntı yapar. Kaşıntıyı yerle böyle arı sokmuş gibi kabarır. Peki nasıl kullanılacak? Evet, nasıl kullanılacak? Tek başına. Bizim özel bir formülümüz var. Isırgan otu, at kuyruğu otu, zencefil, bir bitki karışımımız var. İdrar yolları enfeksiyonuna karşı. Bunu kullandığın zaman intestinal sistit problemini 3 veya 4 ayda duruma göre, kişideki hastalığın kronik veya akut oluşuna göre tedavi eder. Hı hı. Çok kişi tedavi ettik hamdolsun. Sabretmek gerekir çünkü ağır bir hastalık. Evet, tebrikler hocam. Peki kısaca bir de romatizmayı işlersek, bu günümüzde artık birçok kişinin, çocuktan yetişkine kadar hemen hemen birçok kişinin şikayet ettiği bir rahatsızlık. Evet, ve yumuşak kış, ay, kış ayları geldi. Soğukta daha da kötü ağrı yapıyor. Evet. Bazılarının dizleri. Dizler, evet, benim başlıyor. Dizler de hocam. Yavaş yavaş. Romatizmanın 200 çeşit türü var. Artrit, eklem iltihaplanması, artroz, eklem deformasyonu, yumuşak doku romatizması, fibromiyalji, ankilozan spondilit, omurların iltihaplanması vesaire. Çok çeşidi var. Hı hı. Ankilozan spondilite yakalanan bir genç Düzce'den 19 yaşında dedi ki artık yavaş yavaş bükülmeye başlamış, eğilmeye başlamış. Yürümede zorlanıyor. 19 yaşında. Bunun tedavisi mümkün mü? İnşallah mümkündür dedim. Çünkü yumuşak doku romatizması, artrit, artroz, bunları tedavi ettik. SL, sistemik lupus hastası bile tedavi, hamdolsun. Ama ankilozan spondilit çok ağır bir hastalık. Bilemiyorum, deneyelim dedim. Deneyelim, ne yapalım dedi. Zaten ilaç kullanmaktan perişan olmuş adamcağız. Evet. Kimyasal ilaçlar kullanan kullanan perişan olmuş. 6 ay sonra beni ziyarete geldi. Dedi ki siz beni tanıyor musunuz? Tanımıyorum, buyurun dedim. Dedi ki ben artık futbol oynuyorum. Tamamen iyileşmiş. Evet, maşallah. Bütün şikayetlerden kurtulmuş. Bütün şikayet. Çok güzel. 6 ay. Ankilozan spondili çok zaman alır. Çünkü gastrit olsa mesela basit bir rahatsız. Direkt iç dinisi mideye gidiyor. Evet. Gastrite direkt etki yapıyor. Fakat ankilozan spondili omurlarda. Evet, omurlarda işlemesi gerekiyor. Eklemler kaynıyor birbirine. Hı hı. Yumuşak doku romatizması da, yani fibromiyalji de çok yaygın bir romatizma türü. Maalesef bazı insanlarda teşhis bile edilemiyor. Omuz, sırt, bel ağrıları, bir gün bir omuz ağrıyor, diğer gün bir omuz ağrıyor, bir gün kalçası ağrıyor. Her gün farklı farklı yerler ağrıyor, ağrıyor hocam. Geziyor bazen. Evet. 13 yaşından 26 yaşına kadar ben kendim yumuşak doku romatizması nedeniyle 3 metre uzunluğunda kuşak sarıyordum evet, belime. Bahsetmiştiniz evet, ondan da. Perişan olmuştuk. Hamdolsun, araştıra araştıra çözümünü bulduk. Şimdi şeytan pençesi kökü Afrika'da yetişir. Yalnızca Afrika'da bulunuyor. Evet, bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Ama en önemli klinik araştırmalarından biri Profesör Doktor Kubrinski, Freiburg Üniversitesi'nden. Binlerce hasta üzerine denemiş. Omuz, sırt bel ağrıları, eklem ağrıları, yumuşak doku romatizması, ankilozan spondilit gibi romatizmalı hastalıklarda etkisi ispat edilmiş bir bitki. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Evet, laf hocam. Yok. Yani ben bu kitapta hepsini yazdım. Bir şey söylüyorsam ispat ederim.
edemediğim bir şeyi konuşmam. Konuşmamak gerek. Şimdi vatandaş diyor ki şu 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 iyi gelir. Var mı klinik araştırması? Var o zaman mı? Konuşmak gerekir. Sizde yani bu bunların hepsi mevcut. Fransa'da da 1024 kişi üzerinde klinik araştırması yapılmıştır. Hı hı. Her türlü romatizmalı hastalığa karşı etkisi ispat edilmiştir. Ha bu ısırgan otu, civan perçeme otu, at kuyruğu otu, ardıç tohumu gibi bitkilerle karıştırılarak çay harmanı yapılırsa etkisi %80'den %90'a daha etkili hale gelir. Özel bir çay harmanımız var bizim buna karşı. Evet. Kişinin midesinde gastrit varsa mutlaka tedavisi gerekir. Bunun için tonik. Hı hı. Bağırsaklarında mantar varsa ki mantar tedavi edilmeden, yok edilmeden hiçbir hastalık tedavi edilemez. Evet, tekrar hatırlatalım hocam isterseniz izleyicilerimiz için. Arayan ilk 50 izleyicimize sipariş ettiği ürünün yanı sıra istediği herhangi bir ürün hediye olacak. Bu sizin hediyeniz, İbrahim Bey'in hediyesi olacak. Danışma hattımızın numarasını da hatırlatırsak hocam. Evet, 621-21-65 veya 66. 66 ve ayrıca dogaltedavi.net adresinden de size ulaşıp oradan da detaylı bilgi alabilirler. Evet, tamam. Çok güzel hocam. Peki hocam yarın hangi konuları işleyeceğiz? Evet. Ölümden dönen bir vatandaşımızı ziyaret ettim cuma günü. Evet. Boğazında tiroid bezesinde nodül oluşmuş, ameliyat olmuş. 1,5 yıl önce. Hı hı. Sonra tekrar kist gelişmiş. Doktorlara demişler ki bütün boğazı kaplamış. Patates tarlası gibi. En büyüğü 10 santim. Yani bir sürü öyle ufaklı lenf bezeler hepsi kötü huylu. Ameliyatı mümkün değil demişler. 8 ay reishi mantarı kullanmış. Hiçbir gelişme olmadığı gibi kanama başlamış. Daha tehlikeli olmuş. Doktor demiş Eman evladım bunu kullanma. Ne kullanırsan tehlikeli. Her şeyi kullan bunu kullanma. Zaten Amerika'da yasak demiştim. Sonra bizim ürünleri kullandı. 10 santim olan kist 4 santime düştü. 4 santime düştü. Yarın bunu işleyeceğiz hocam. Evet. Kist, miyom, nodül, yağ bezeleri ve tümör konularını işleyeceğiz. Bunlara da uzun uzun değineceğiz. Bu tür rahatsızlıkları olanlar yarın tekrar ekran başında olsun diyeceğiz. Tüm rahatsızlıklarınızın ortadan kalkması adına. Evet İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum ben size katıldığınız için. Yine verdiğiniz değerli bilgiler için ayrıca teşekkür ediyorum. Yarın tekrar saat 13.30'da görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Şimdilik hoşça kalın.